Geldik 26. testimiz arkadaşlar. Devam edelim. Birinci soru. Karakoyun devleti için hangileri söylenmez? Kurucusu Bayram Hoca'dır. Bir önceki testte söylemiştik. Doğru. Merkezi Tebriz'dir. Doğru. Şah İsmail döneminde Şiiliği benimsemişlerdir. Şah İsmail diye hükümdarları yoktur. Şah İsmail Safevi devletin kurucusudur. O zaman C seçeneği yanlış oldu. Kur'an-ı Kerim aşağıda verilen hükümdarların hangisi döneminde Türkçe'ye çevrilmiştir? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren bu hükümdarlar içerisinde Uzun Hasan'dır. Akkoyunlu. Akkoyunlu hükümdar ama bu şu anlama gelmez. İlk defa Kur'an-ı Kerim'i Uzun Hasan Türkçe'ye çevirmiştir diyemeyiz. Daha önceki dönemlerde de ki Karahanlı'dan itibaren Kur'an Türkçe'ye çevrildi ya da nüshalarının, ayetlerinin, bazı surelerinin Türkçe'ye çevrildiği durumlar olmuş. Ama Akkoyun devleti içerisinde Uzun Hasan Kur'an-ı Kerim'i Türkçe çeviren Akkoyun hükümdarıdır diyebiliriz. Yukarıda verilenler Türkiye Selçuklu Devleti ve Harzemşahlar arasında hangi savaşın yaşanmasına neden olmuştur? Burada direkt bilgi kullanabilirsiniz. Türkiye Selçuklu ile Harzemşahlar arasında olan büyük ya da tek büyük savaş böyle söyleyebiliriz. 1230 tarihindeki Yassı Çemen Savaşı'dır. Ne diyor? Celaleddin Harzemşah'ın Ahlat şehrini yağmalamasıyla başladı. Doğru. Erzurum Meliki Cihanşah ile Harzemşah hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın Türkiye Selçuk Devleti'ne karşı ittifak kurması ki zaten Yassı Çemen Savaşı'ndan haberdar ediyor bize. A seçeneği doğru. Karakoyun hükümdarı Kara Yusuf'un Timur'a karşı Yıldırım Beyazıt'a sığınması aşağıda verilen savaşlardan hangisinin başlaması etkili olmuştur? Arkadaşlar Timur'un önünden kaçarak Yıldırım Beyazıt'a sığınan iki hükümdar vardır. Biri Celayir Devleti hükümdarı Celayir Ahmet, diğeri Karakoyun hükümdarı Kara Yusuf. Bu 1402 yılında Ankara Savaşı'nın başlamasına neden olmuştur. E seçeneği doğru. Özellikle verilen devlet hangisidir? Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getirdiler ki arkadaşlar Akkoyun Devleti. Akkoyun Devleti. En parlak devri Uzun Hasan, kurucuları Karayülük Osman Bey. Doğru. Akkoyun Devleti'nin en önemli özellikleri bunlar zaten. Karayülük Osman Bey tarafından kuruldu. Diyarbakır merkezi olmak üzere kuruldu. En parlak devrini Uzun Hasan döneminde yaşadı. Avrupa'da Uzun Hasan'a Küçük Türk unvanı verildi. Fatih'ten ayırmak amacıyla Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getirdiler. Hatta mezarlarında balbal taşlarını bile kullandılar. Yani B seçeneğimiz doğru oldu. Aşağıdakilerden hangisi Harzemşah Devleti'ne ait bir özellik değildir? Atsız'ın oğlu İl Arslan tarafından kurulmuştur. Doğru. Alaaddin Tekiş zamanında en parlak dönemini yaşadı. Doğru. Kendilerini Büyük Selçuklu'nun valisi olarak gördüler. Demin söylemiştik. Doğru. Yıkılmaları İran'daki Türk hakimiyetini sona erdirmiştir. Alakasız. Harzemşah Devleti İran'da kurulmuş bir devlet değil. Harzem bölgesinde kurulmuş. Celaleddin Harzemşah döneminde Moğollarla mücadele etmişlerdir ki arkadaşlar Celaleddin Harzemşah Harzemşah Devleti'nin son büyük hükümdarıdır ki Moğollarla ciddi anlamda hayatı mücadeleyle geçmiştir. D seçeneği yanlış oldu. Harzemşahların ülkesine gelen Moğol tüccarlarını casus oldukları gerekçesiyle idam etmesi söylendi ki Otrar valisi İnalcık yapıyor bunu. 450 kadar Moğol tüccarını idam ettiriyor casussunuz diye. Sonra gönderilen elçileri de idam ettiriyor. Bunun üzerine Cengiz Han 1218 yılında Otrar seferine çıkıyor. O zaman cevap A seçeneğidir. Akkoyun hükümdar Uzun Hasan kendisini Fatih'in daha üstün bir güç olarak görüyor ve Osmanlı elindeki Orta Anadolu, Doğu Anadolu topraklarını almak istiyordu. Bu amaçla da Osmanlılara karşı Venedik ile ittifak kurmuş. Sadece Venedik ile değil, yani birçok Avrupa devletiyle Haçlılarla ittifak kurmuştur. Osmanlı'ya karşı hep onları kışkırtmış. Aynı zamanda da topraklarını Osmanlılara kaptırmış, bazı beyleri koruması altına almıştı. Kendisine sığınan bu beylerin kışkırtması sonucu Osman topraklarına saldıran Uzun Hasan'la Fatih Sultan Mehmet arasında 1473 yılında gerçekleşmiştir. Otlukbeli Savaşı'dır. Otlukbeli arkadaşlar Erzincan'da olaylarında yaşanmış bir savaş ki Fatih Sultan Mehmet bu savaşta galip geldi. Bu galibiyet sonucunda Doğu Anadolu Osmanlı'nın egemenliği altına girdi. Hatta Fatih Osmanlı ilk zafernamesini bu galibiyetten sonra ilan etti ya da yazdırdı ki hatta zafername yazılırken bazı bölümlerde Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Azerbaycan'daki Türk varlığının şekillenmesine katkı sağladığı söylenebilir? Bu şöyle bir baktığımızda bu devletlerden Azerbaycan bölgesine hakim olmuş devletimiz Karakoyun'dur arkadaşlar. Karakoyun'la Azerbaycan'daki Türk varlığının pekişmesinde etkili olmuştur.
Yukarıda verilen Osmanlı padişahlarından hangilerinin Safevi ile mücadele etti? Mücadele savaş değil, savaş da olabilir ama herhangi bir şekilde mücadele. Yavuz Sultan Selim döneminde Çaldıran Savaşı var. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran seferleri var 3 tane. Hatta 1555 Amasya Antlaşması Osmanlı'nın İran'la Safevi ile imzaladığı ilk resmi antlaşmadır. 2. Beyazıt döneminde de bunu da hatırlayın arkadaşlar Şahkul isyanı var. 1511 yılında çıkmış ki bu isyanı kışkırtan Safevilerdir. Yani üçü de doğru. Sultan Melikşah tarafından büyük destek gören Mukaddimetül Edep. Bu önemli bir bilgi. Edep adında dil bilgisi, gramer kitabını ne diyor? Gramer kitabı bulunan Herzemşahlı yazar hangisidir? Zemahşeri'dir. Bu ismi de unutmuyorsunuz. Zemahşeri'nin iki tane ünlü eseri var. Biri arkadaşlar Keşşaf adlı tefsiri, diğeri ise Mukaddemetül Edep adlı dil bilgisi kitabı, gramer kitabı. Böylelikle bu tefsiri de bitirmiş olduk.